31 Ağustos, 6 Eylül. Aslan burçları neler bekliyordu? Aslanlara şey demişim. Hani saçlarım sinirlenince diken diken, hani bir şeye üzülürsek diken diken olur ya. Bu hafta sanki evraklar, dosyalar, hesaplar, her şey böyle bir karışık bir dönem. Ve bu karışıklığın verdiği bir stres sizin sinirlerinizi tepeye çıkartacak. Aslında uzun süredir yapmanız gereken her şeyi yeniden yapma döneminiz. Yani aslında bu sizin sinirsel evreniz, sizin biri sizi rahatsız ettiğinden değil. Siz her şeyi yeniden düzenleyip her şeyi yeni bir sistem yaratmak istediğiniz için ve uzun süredir hep böyle kenarda bıraktığınız dosyalar, okumanız gereken evreler, işinizle alakalı evraklarınızla ilgili hep kenar sonra dediğimiz olayların sanki bu hafta hepsini temizleyip yepyeni bir sayfa açacağınız ve uzun süredir yapmanız gereken şey bu hafta karar verdiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Doğru bir karar. Özellikle iş yerinizle ilgili de renk, boya, badana ya da bir restorasyon gibi durum olacak bazı yeniliklerle ilgili. Bu da sizin en azından ruhsal dengenize iyi geleceğini söyleyebilirim. İş problemi yaşayan ve uzun süredir iş haberi bekleyen aslan burçlarında evet güzel bir haber ve olumluluk süreci yaşayacaksınız. Ve bu hafta bazı sürprizler, güzel görüşmeleriniz olacak. Bunlarla ilgili mutlu olacaksınız. Ve siz artık işle ilgili korkunuz geride kalacak. Özellikle de güzellik merkezi olan ya da güzel renkler kadınlarla alakalı işiniz varsa bu dönem çok büyük paralar ve güzel oluşumlar ve güzel ticaretler yapacaksınız. Artık kazançlar haftanız ve bu kazançlarla ilgili de zaten uzun süredir evinizi satıp yeni bir ev almayı planınız vardı değerli aslan burçları. Yani hani ben bu hafta size bir 300 bin lira demiyorum ama işiniz ve sisteminiz oturacağı için ve uzun süredir eviniz dar geliyordu ve bu evle ilgili de planlarınız vardı. Evet, bu kararı verdik, evimizi satacağız. Daha geniş bir ev ve daha düzenli bir ev kafamız var. İşimize ve sistemimize yakın olsun diyerekten bu karar sizin için hayırlı olacak. Hatta evde fazladan bir araç ya da hiç kullanmadığımız bir araç var. Yani bunu da satsak olur mu? Evet, satın. Tam istediğiniz bir evde ve ara sıra satalım mı, satmayalım mı, yapalım mı, yapmayalım mı kararsızlığından ev alacaksınız. Bu da size hayırlı ve aydınlık olacak diyebilirim. Özellikle sizin de yakın dostlarınızla alakalı diyaloglarda keyifli bir hafta, destek haftası ve sizi mutlu edecek oluşumlar size çok büyük bir rahatlık verecek diyorum. Evet, yalnızlıktan bunaldım artık, ben biriyle yani sevgili değil hayat insanı ve konuşmak istiyorum. Artık ben ev bana basıyor, iş bana basıyor. Ben farkında değil miyim? İnsanlar beni beğenmiyor mu? Ben çirkin miyim diyen aslan mı? Hiçbir aslan çirkin değildir. İnanmıyorum yani. Sadece ruhsal olarak çöktüğünüz için enerjinizi yansıtamıyor olabilirsiniz. Bence bu hafta değişmesini istediğiniz özel hayat, ilişkiler ya da dostluklarla alakalı güzel şeyler sizi mutlu edecek ve keyif kılacaksınız. Denize merakı olan bazı aslan burçları, yani deniz, doğaya merak olan, sanki yaşadığınız şehri değiştirip farklı bir yere yerleşmek ve hani sanki düzenimi oturtmak için biraz daha evet bu kararı verin, yerinizi belirleyin, ona göre yatırım ya da ona göre planlarınız neyse size çok artı evrede olacak. Çünkü siz artık buraya ait olmadığınızı hissediyorsunuz. Bu da sizin için çok doğru bir karar demişim. Aslan burçlarında kardeşler arasında bir mal konusuyla ilgili bir gerginlik ya da eşinizin kardeşlerinden doğacak bir gerginlik söz konusu olabilir. Uzun süredir de ilişkimizde evlilik kararım olacak olmayacak mı? Bu adam beni, bu kadın beni istiyor mu istemiyor mu kararsa. Evet, bu hafta evlilikle ilgili teklif alabilir ve ilişkiyle ilgili netlik noktasına girebilir. Artık bu eller birbirine bir bütün sarılacak olarak diyorum. Ama ben uzun süredir ayrıldığım erkek arkadaşım ya kız arkadaşım bana geri gelecek mi diyor. Anam eski, yani adı üstünde eski. Bırakın evet diyaloglar olacak ama sizi mutlu edecek bir enerji hissetmediğim için sizden tek ricam, belki bir psikolog enerjinize çok iyi gelecek. Çünkü ilişkiler konusunda gerçekten iyiyken mağdur olan taraf oluyorsunuz değerli aslanlar. Belki ilişki koçuna ihtiyacınız var sizi yönlendirilmeye. Bir dahaki ilişkilerinizde yapma, yani merhamet ve vicdan ve anaç yönünüz ya da babaç yönünüz sizi o kadar çok ilişkiye hakimiyet kılıyor ki hep aslanlar egolu, aman şöyle. Hayır, aslanlar kendilerini verdikleri zaman duygularını gerçekten bir geisha ya da gerçekten bir erkek kalıbında oluyorlar. O yüzden bence anlamadığınız ilişkiler sizi yordu. Sizi anlayacak ilişkileri geçiş yapacaksınız. Üzülmeyin diyorum. Evet, yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Size de şey demişim, özellikle ya Allah olarak, yani içinizden nas felak veya Allah çekmeniz gerekiyor. Enerjiniz böyle bir
korku enerjisi var durup dürken nefes alamıyorum tripleriniz var. Bu size iyi gelecek değerli aslan burcu. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.